gelmiş olduk. Altın ve diğer emtiaları ve fiyatları da konuştuk hisse senetlerine kadar. Şimdi Cihat Özbek'le gidiyor olacağız. Çift Geyik Karaca Genel Müdürü ile birlikte biraz hazır giyim sektörünü nasıl etkilendiğini ve beklentilerini tabii ki konuşacağız. Sayın Özbek'le öncelikle Yatırım Dünyası programına hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi baktığımızda pandemi sonrasında hazır giyim sektörünün durumunu birazcık konuşacağız ama öncesinde tabii ki en fazla etkilenen sektörlerden bir tanesi sizler oldunuz. Hem işte AVM'lerin kapanması, mağazalarınızı açamadınız maalesef. Sonrasında da bir miktar daha tabii ki iyimser bir tablo var ama sanki birazcık daha yol almamız gerekiyor. Ne dersiniz? Evet tabii yani sonuçta çok sosyal bir sektörüz. İlk travmaları ilk yaşayan taraf olduk. Yani turizm gibi, ulaşım gibi, perakende de müşteriyle yüz yüze olduğumuz bir sektör. Doğru. Dolayısıyla hatırlatmak için söylüyorum. 11 Mart'ta ilk vaka travması, ardından 18 Mart'ta AVM'lerin kapanması, ardından aşağı yukarı kimileri için Mayıs'ın ortasından sonra olsa da 1 Haziran'a kadar da komple kapalı kalmamız, sonra yeniden geri dönüş çabaları, yeni normallere göre geri dönme, perakendenin yeni kuralları, otoritelerin ortaya çıkarttığı maskeli, müşteri adetli uygulamalar gibi konuları gördüğümüzde de açıkçası çok zorlandık ve zorlanmaya devam ediyor. Şu an hep birlikte alışmaya çalışıyoruz. Tabii ki elbette hayat devam ediyor. Bir şekilde bu uygulamaları sürdürmeye çalışıyoruz ama açıkçası zor. Biraz rakamlarla beslemek isterim isterseniz. Tabii buyurun. 1 Haziran'da yeniden geri döndüğümüzde aşağı yukarı sektör %70 küçülmelerle yani normal cirolarının %30'larıyla başladı. Haziran ayı aşağı yukarı böyle geçti. Temmuz ayında bayramın da etkisiyle biraz daha ilerlemeye başladı ama tabii %50'leri gördük. Bu Ağustos ayında açıkçası daha fazla ilerlemiyor gibi görünüyor. Çünkü önemli unsurlardan bir tanesi turizm. Perakende özellikle yaz döneminde gerek gurbetçi vatandaşlarımızın Türkiye'ye çok yoğun gelmesiyle, gerek son dönemlerde Arap ülkelerinden gelen çok yoğun turistlerin ciddi alışveriş yapmasıyla bu dönemleri çok lezzetli geçirirdik. Ancak şu anda tabii bu doneler yok. Özellikle Ege Akdeniz bölgesindeki mağazalarımız bunu çok yakından, çok derinden hissediyorlar. Tabii İstanbul, Ankara gibi metropoller de şu anda turizm açısından sıkıntılı. Açıkçası hep birlikte boğuşuyoruz. Bu bütün devletlerin, milletlerin, bütün insanlığın şu anda boğuştuğu konu. Hem sağlığımız, hem psikolojimiz, hem ekonomiler çok derin bir testten geçiyor. Bunları deneyimlemek belki gelecekte tabii önemli tecrübeler ama açıkçası zorlanmaya devam ediyoruz Murat Bey. Şimdi tabii bu anlamda hedefleri biraz konuşacağız. Mağazalarınızı Cihat Bey tam anlamıyla açabildiniz mi tüm noktalarda? Yani %100 açılma noktası var mı sizde? Evet, mağazalarımızı 1 Haziran'da tamamıyla açtık. Ancak burada tabii belki birazdan konuşuruz. Mağazaların özellikle çalışanlar kısmında şu anda full verimle çalışmıyoruz. %60'lara varan bir shift dibimiz var. Yani normal zamanlamada 100 bin çalışan personelimiz şu anda bir şekilde seyreltilmiş bir çalışma yöntemiyle Doğru. %60'lara varan şekilde çalışıyorlar. Genel merkezimizde yine %60'lar, %65'lerin üzerinde bir şu anda boşluk var diyelim. Yani genel merkezimiz %35'ler civarında dönüyor. Yine lojistik tesislerimiz, depomuz, üretim tesislerimiz gibi yerlerde de yine %40'lara varan bir performans düşmesi var. Tabii bunlar da şu an işte kısa çalışma ödenekleriyle devam eden belli süreçlerden geçiyor ama umarım sonrasında büyük krizlere yol açmaz ama yani mağaza açılması adına evet full açtık. Ancak şu anda tam olarak full geri dönmüş değiliz. Şimdi Cihat Bey tabii insan genel müdür olunca her şeyi rakamlarla anlatıyorsunuz. Personellerin çalışma hızına kadar 100 birim çalışan personel şu anda 60 birim kadar çalışıyor dediniz. Bir shift değişimi tabii ki var orada. Peki bu yeni normalde diyelim o zaman satışlar anladığım kadarıyla çok yoğun başlamadı. Personelleri bu anlamda bir miktar daha az çalışma noktasına planladıysanız siz bir genel müdür olarak. Nasıl yani sizce tüketim kalıplarımız değişti mi ve alışkanlıklarımız, davranışlarımız değişti mi bu anlamda? Elbette,
Şu konuda dürüst olmak lazım. Tabii şu anda biz hazır giyim perakendesi olarak yine de çok ciddi etkileniyor olsak da bizden çok daha fazla etkilenen perakende branşları var. Özellikle AVM'de, yani örneğin sinema gibi, food court gibi, çocuk oyun alanları gibi alanlarda şu anda hala çok derin yaralar var. Bizim tarafta en azından bir miktar daha insanlığın sosyal ihtiyacı olan gitme, işte üzerlerine birkaç parça bir şey alma, o biriken enerjiyi boşaltma, yani ufak da olsa bir ticaret dönüyor orada. Ancak elbette değişti. Yani mesela yine rakamlarla örnek vereyim size. Perakende'de bizim takip ettiğimiz alışveriş dönüşüm oranları, yani ulusalda işte conversion rate dediğimiz rakamlarda pandemi öncesine göre yaklaşık %35 iyileşme var. Bu şu demek, pandemi öncesinde giren ziyaretçilerimiz aslında biraz gezmeye gelirken, şimdi pandemi sonrasında aslında AVM'ye gelen ve mağazamıza giren ziyaretçiler direkt almaya geliyorlar. Bu da şu anlama geliyor tabii bizim adımıza. Şu anda çok böyle vakit geçirmek için, sosyal faaliyet için değil, daha çok ihtiyaç karşılamak için gelinen noktalar bunlar. Yani o %35 artış bardağın dolu tarafı gibi görünse de aslında bardağın boş tarafı şu anda o misafirlerimiz tam anlamıyla bizimle beraber değiller. Zaten %50'lerin üzerinde bir ziyaretçi azalmasıyla devam ediyoruz konsolide bakarsak. Bu da gerek AVM'ler gerek mağazalar tarafında aşağı yukarı aynı rakamlarla devam ediyor. Biraz tabii travmaları kalacak sanırım Murat Bey, belirli bir süre. Yani biraz evvel değerli konuğunuzu da dinledim. Yani işte aşılar, aşının bulunması, gerçekten bulunması ve gerçekten bir işe yaraması vesaire gibi konulardan sonra dahi bu travmalar çok kolay atlatılmayacak galiba. Bu nedenle de değişti, elbette değişti. Ama şunu da söyleyeyim müsaade ederseniz. İnsanoğlu sosyal bir mahluk. Yani belirli süre, belirli etkileri sürecek olsa da sonrasında yine o sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek. Yani ben belli bir kesim gibi düşünmüyorum. Yani bundan sonra artık offline ticaret tamamen biter. Herkes her şeyi oturduğu yerden alır. E-ticarette bundan sonra e-ticaret offline pazarı öldürür. Bunlar gerek şahsen gerek kurumsal olarak inandığımız görüşler değil. Evet. İnsanlar yine eskiden olduğu gibi insanlar görüşecekler, üstlerine kıyafet deneyecekler, birlikte oturacaklar, yiyecekler, içecekler, bir kahvede buluşacaklar. Ama belirli bir zaman alacak ne yazık ki. Şimdi bu anlamda son dakikalar da geliyor. İzninizle ben onu bir aktarmak istiyorum Cihat Bey. Erdoğan-Merkel telefon görüşmesi vardı. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve bölgesel meseleler bu telefon görüşmesinde konuşulmuş. Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor diyelim efendim. O tarafta da Merkel-Erdoğan görüşmesi önemliydi ki Almanya, Yunanistan'la Türkiye'nin yüz yüze görüşmesi taraftarıydı. Dün Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre. Şimdi Cihat Bey, 2020 hedefleri anladığım kadarıyla bir miktarda aşağı yönlü revize oldu ama ihracat pazarları çok önemli. Son 4 dakika kadar bir süremiz kaldı. İhracat pazarlarınız ne durumda pandemi sonrasında? İstihdamı artıracak mısınız? Bilim çalışma noktasında evet düştü ama bundan sonraki büyüme hedefinize paralel bir şekilde bir artış var mı? Ve devletten en önemlisi ne bekliyorsunuz? Çok hızlı cevap vermeye çalışayım 3 sorunuza da. İhracat tarafında ne yazık ki şu anda pozitif sinyal yok. Yani özellikle perakende tarafında tabii dünyanın tamamının yaşadığı bir kriz olduğundan şu anda bizdeki iştahsızlık her yerde devam ediyor. Hele böyle dönemlerde temkini arttırdığımız için ve tedbir noktasında daha konsantre olduğumuz için şu anda ihracat tarafında da yeni atılımlar yapmıyoruz. Üretim tarafındaki ihracat fena değil. En azından pandemi öncesi sipariş rakamlarında, hele de işte o dolaşan şehir efsanesi o bir şehir efsanesi değil. Yani Çin yerine Türkiye'nin tercih edilmesi ve özellikle private label üretimlerde şu anda Türkiye'nin yoğunlaşmasını yaşıyoruz. Siparişler artıyor. Dolayısıyla sorunuzun net cevabı, üretim tarafındaki ihracat iyi. Ancak perakende ihracatı şu anda stabil. İstihdam konusuna gelince ne yazık ki bu konuda iyi haberler veremeyeceğiz. Bu sonraki sorunuzla da birlikte olsun. Şu anda devletin, otoritelerin bütün şartları, bütün imkanları ortaya koyarak kısa çalışma ödenekleriyle en azından tüm çalışanlarımızın ve tüm milletin aslında survive edebilmesi için çok ciddi bir desteği var. Bu desteğin kesilmesi durumunda ne yazık ki işletmeler yeni normallerde bazı tedbirler almak zorunda kalacaklar. Bu tedbirler elbette istihdam sorununu arttıracak. Bu gerek şu anki ciroların kaybı, gerek verimlilik artışına odaklanma,
gerekse pandemi sonrası pandemi sürecinde yaşanan o işletme körlüklerinin bir kez daha gözden geçirilmesi. Tüm bu hususları üst üste koyduğumuzda istihdam tarafı sanki çok sevimli görünmüyor yakın gelecekte. Hele de destekler sonuçlanırsa bu noktada biraz makro sıkıntılar yaşanabilir. Dolayısıyla devletten beklediğimiz tabii ki yani gece gündüz şu anda bütün devletler, bizim devletimizde bu konuya odaklanmış durumdalar. Ama en azından daha büyük sorunlara yol açmamak için şu anda sürdürülen kısa çalışma ödeneğinin en azından bu travmalar atlatılana kadar sürdürülmesi çok önemli. Hiç değilse şu anda o istihdam sıkıntısını ve toplu bir şekilde birdenbire yani insanların birdenbire sokakta kalmasının önüne geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Çünkü böyledir bu iş. Eğer bu haliyle çözülmezse şirketler kendi çözümlerini bulmaya çalışacaklar. Yani işten çıkartma yasağı bittikten sonra yani açıkçası o duvar kalktıktan sonra orada sıkıntılar gözlemlenebilir Murat Bey. Cihat Bey, bu anlamda bir 30 saniye kadar sürem kaldı. Onu da optimal değerlendirmek istiyorum. Hazır sizi bulmuşken tabii ki ürünlerde bir değişim oldu pandemi sonrası. Özellikle işte benim gibi sadece görüntü üzerinde konuşup aslında vücudunun diğer tarafının gözükmesine gerek olmayan insanların pandemide bolca Zoom ve diğer bağlantılar yaptığını gördük ve üst ceketlerin çok satıldığına şahit olmuştuk. Sizde de böyle bir değişim oldu mu? Oldu ama buna ilave bir de şunu söyleyeyim o kısa süre kaldığı için. Bir taraftan da aslında şu anda bizim smart casual diye tabir ettiğimiz çok resmiden çok basic'e biraz daha böyle işte daha tişört, daha gömlek, biraz daha hani en azından benim resmiliğimde biraz evet. Daha bir değişim gözlemliyoruz. Perakende alışkanlıklarının tamamı açısından. Biraz takım elbiseden tek ceket, tek gömleğe geçiş var açıkçası. Bunu gözlemlemiş olduk Murat Bey. Cihat Bey çok teşekkür ederiz. Yerimize kıymetli katkılarınız, vermiş olduğunuz bilgiler ve sektörünüzü çok yakından anladık. Özellikle istihdam tarafında önemli bir talebinizi de iletmiş oldunuz. Bu ekran aracılığıyla Cihat Özbek'te Çift Geyik Karaca Genel Müdür Efendim bu ekrandaydı. Kendisine sevgi ve selamlarımızı ilettikten sonra maalesef programımız da sonuna geldik. Her güzel şeyin bir sonu vardır unutmayın. Ama yarın 10.30'da dejavu olacaksınız. Çünkü ben yine bu ekranlarda olacağım. Bu defa Paratoner diyeceğiz.